Mükemmel bir eserle tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Arık Türküsü'nü Grup Abdal'dan dinleyeceğiz. Sizin için notalarını çıkarttım. Tüm detaylarıyla paylaşacağım. Şöyle söyleyeyim, iki video hazırladım sizin için. Bu eseri dinleyeceğiz. Notalarını uygulayacağız kısa sap bağlamamıza. Eserin iskeletini çıkaracağız. İkinci videomuzda ise bu eserde yapılabilecek olan süslemeleri detaylı bir şekilde inceledim. Sizinle paylaşacağım. Örneğin Kemal Alaçayır hocamız var. Erdal Ezincan hocamız var. Eren Turan var. Yaptıkları süslemeleri detaylı inceleyeceğiz. Uygulayacağız arkadaşlar. Ama şu anki çalışmamızda eseri nasıl çalabiliriz en basit versiyonuyla sizinle paylaşacağım. Şimdi eserle beraber çalıyorum. Beni dikkatli bir şekilde takip edin ve dinleyin. Daha sonra akort hakkında bir bilgi vereceğim. Ondan sonra detaylı solfeje geçeceğiz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız zaman paylaştığım videolardan ilk sizin haberiniz olacak. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kısa videoları orada paylaşıyorum. Şimdi hazırsanız eseri beraber çalalım. Eğer telifle ilgili bir sıkıntı olursa Instagram'dan paylaşacağım. Oradan dinleyebilirsiniz. Buradaki kısmın sesini kısacağım. Umarım değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi eserle beraber icra etmeye çalıştım. Bu eserin karar sesi do diyez arkadaşlar. Elimde 41 tekne bağlama var. Şöyle söyleyeyim. 36, 37, 38, 39 hatta 40 tekneler do diyezi rahatlıkla çeker. Fakat 41, 42, 43 tekneler do diyezi çekmeyebilir. Onun için bağlamanızın akorduyla oynamayın. Muhtemelen sizin bağlamanız 40 ile 43 arası teknelerdir. Onun için ya la'da, ya si'de ya da do'da kalsın. Oldu da do diyez çekenler için de söylüyorum. Alt teli fa diyez yapıyoruz. Orta teli si yapıyoruz. Üst teli de do diyez yaptığımız zaman şuradan karar sesi veriyorsunuz ve do diyez sesini alıyorsunuz arkadaşlar. Akordunu da öğrendikten sonra hazırsanız solfeje geçelim. Arkadaşlar, kullanacağımız notaları hızlı bir şekilde söylüyorum. Bakın, ortadaki boş tel olan sol notasını kullanıyoruz. La'yı kullanacağız. Si'yi kullanıyoruz. Bakın, ortadan 5. perdedeki si arkadaşlar. Do'yu buradan da kullanacağız. Üstten de kullanacağız. Re'yi kullanıyoruz. Mi, fa, sol ve süsleme için de la'yı kullanacağız. Gördüğünüz gibi la'dan faydalandım arkadaşlar. Abi, şuradan başlamıyoruz. Eser böyle başlamamış. Grup Abdal'dan dinliyoruz. Bakın. Şöyle bir giriş var. Arkadaşlar, do ile bir başlangıç var. Aslında burada si'ye basmama gerek yok ilk etapta gibi. Yani bu şekilde başlıyor eser ama biz si'yi de ekleyeceğiz. Şöyle bir hareketimiz var. Bakın. Bu hareketi nasıl yapıyoruz? Beni dikkatli bir şekilde takip edin. Önce notalarını söyleyeyim. Do si 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 do mi re do re diyorum. Burada kaç tane do kullandım? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar, 8 tane do kullandım burada. O esnada si'ye de basıyorum. Peki si'yi hangi zamanda basacağım? Şimdi şunu yapmıyorum. Do, si, do, si, do, si, do, si. Bunu yapmıyorum arkadaşlar. Do, si, do, si, do, si, do. Yani do'ya vurduktan sonra ikinci do'ya vurmadan önce si'ye bir tane. Bakın. Bir daha gösteriyorum. İlk do'ya bastınız. İkinci do'ya gelirken arkadaşlar, gelmeden önce si'ye bir kere vurun, kaçın. Bakın. Hemen si'ye vurup kaçıyorum. İkinci do. Yani şu değil arkadaşlar. Bu değil. Do'ya basıyorum bir kere. Daha sonra ikinci do'ya gelirken si'ye basıp kaçıyorum. Do,
si do si do si do. Bunun egzersizini yapmanızı istiyorum. Do si 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 do gibi arkadaşlar. Şimdi 8 defa do'ya basıyorum. Do 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 dedik ve her do'dan sonra da arkadaşlar si'ye bir kere. Do si 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 do dedik. Ondan sonra hareket şu. Do mi re do re. 8 tane do vurduktan sonra 9. do mi re do re diyoruz. Do mi re do re ve mi'den re'ye geçerken fa'ya ikinci parmakla bir hareket yapıyoruz. O da şu. Bakın. Mi re ama mi'den re'ye geçerken fa'ya bir çarpma arkadaşlar. Do mi re do re. İlk etapta yapamıyorsanız bekleyin. En basit hali şu. Do 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 dedik 8 defa. Ondan sonra do mi re do re dedik. Serle beraber icra etmeye çalışalım. Evet, devamı şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada önemli bir süsleme var. O da ikinci parmak fa'dayken yüzük parmağınızda yani üçüncü parmakla hemen yanındaki notaya şu süslemeyi yapabilmeniz. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Re mi do si do si dedim. Bir kez daha. Re mi do si do si. Arkadaşlar mi'de mızrap kullanmasanız güzel olur. Si do si derken de do'da mızrap kullanmasanız mükemmel olur. Re mi do si do si. Bakın. Si'de mızrap var, do'da yok. Do'yu serçe parmakla. Bir daha si. Solfejsiz hali. Re mi do si do si. Eğer burada illa mızrap kullanacağım diyorsanız re mi do si do si. Si do si yapamıyorum diyorsanız re mi do si si diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama eserde yapılan süsleme şu. Yani re mi do si do si. Daha sonra şu şekilde devam ediyoruz. Evet, hareket biraz zor arkadaşlar. Aslında ben bu hareketi diğer solfej kanallarında görmedim. Yapılan süsleme tam olarak şu arkadaşlar. Bakın. Bir daha. Bir daha dinleyelim. Bakın. Evet. Süslemeli hali bu şekilde arkadaşlar. Ama en basit hali şu. Si re do si do. En basit hali bu. Si re do si do. Eserde yapılan süsleme şu. Yani si re do re si re do. Bakın bir daha gösteriyorum. Si re do re si re do. Bazı yerlerde mızrap kullanmıyorum. Bakın. Si re re derken mızrap yok. Si re do re do'dan sonraki re'de de mızrap yok. Si re do re ondan sonra si re do. Si re derken yine buradaki re'de mızrap yok. Si re do re si re do. Arkadaşlar burası zor geliyorsa yani şu serçe parmak eğer re gelemiyorsa en basit hali si re do si do veya si re do si do. Bakın buradaki süslemeyi yapabiliyorum. Si re do si do diyebilirsiniz. Ama eserde yapılan süsleme bu hareket arkadaşlar. Bunu yapamıyorsanız si re do si do diyebilirsiniz. Şimdi buraya kadar birleştirelim. Acele etmeyelim. Bakın. Do si do si do si do. Tam olarak si demiyorum. Çünkü tam si sesini çıkarmıyorum burada. Onun için do si do diyorum arkadaşlar. Biraz komik gelebilir ama en mantıklı söyleme şekli bu. Do si 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 do mi re do re. Re mi do si do si. Si re do si do. Dedik. Burada kaldık. Ondan sonra şöyle.
Evet. Arkadaşlar do'da kaldınız ya, yani si re do si do dediniz. Eserde yapılan hareket şu. Bakın. Hareket şu arkadaşlar. Yani do re si do la si la. Bir kez daha. Do re si do la si la. Hocam ben bunu yapamıyorum diyorsanız arkadaşlar, en basit hali do re si la la. Bir kez daha. Do re si la la. Şimdi bakın. Az önce nerede kaldınız? Şurada kaldınız. Si re do si do dediniz ya. Ondan sonra do re si la la diyorsunuz. Ama eserde yapılan hareket şu. Gördüğünüz gibi do re si do la si la denmiş. Yapılan hareket bu. Şimdi buraya kadar beraber çalalım. Bakın. Evet. Eserde yapılan hareket bu. Biz en basitine bakalım. En basiti şu arkadaşlar. La do si la si diyoruz. Bir kez daha. La do si la si. Az önce nerede kalmıştınız? Do re si la la diye kaldınız ya. Şimdi de la do si la si diyorsunuz arkadaşlar. En basit hali. Bir kez daha. La do si la si. Şimdi eserde hangi süsleme yapılmış? Hareket şu arkadaşlar. Ne yaptım? La do si do la do si. Bakın. Do'da mızrap yok. La do mızrap yok. Si do yine do'da mızrap yok. La do yine yok. Si. Gördüğünüz gibi 3 do'da da mızrap yok. Evet, normal tempoda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eserle beraber dinleyelim. Eserden dinleyelim. Evet. Bakın. Daha sonra. Arkadaşlar alttaki mi'ye vurmuyorum. Yani si do la la diyorum. Bekliyorum. Si do la la. Do'da da mızrap yok. Si do la la diyorum. Şu hareket yok. Mi sesini çıkarmıyorum. Si do la la. Son kez si do la la diyorum. Şimdi buraya kadarki kısmı solfejli bir şekilde söylüyorum. Dos 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 do mi re do re. Re mi do si si. Si re do si do. Do re si la la. La do si la si. Si do la la diyorum arkadaşlar. Eserde yapılan süslemeli halini gösteriyorum. Solfejsiz. Daha sonra bir hareket var. O yapılıyor. Ondan sonra burası tekrar çalınıyor. Bakın. Evet. Diyoruz arkadaşlar. Yani şu hareketi yaptınız ya. Si do la la. Bunu yaptıktan sonra şunu yapıyorsunuz. La la sol la si. Bir kez daha. La la sol la si. Ondan sonra bir kez daha. Dos 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 do mi re do re. Re mi do si do si. Evet arkadaşlar, şurayı bir netleştirelim. Si do la la dediniz. Bitirdiniz. Ondan sonra hareket şu. La la sol la si diyorsunuz arkadaşlar. Bir kez daha. Dos 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 dos. Yani 8 defa do diyoruz arkadaşlar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedik.
Ondan sonra do mi re do re dedik. Re mi do si do si. Ondan sonra si re do si do. Daha sonra do re si la la. Evet, la do si la si. Si do la la deyip eserin giriş bölümünü bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya kadarki kısmı eserle beraber çalıyorum. Ondan sonra söz bölümüne geçiyorum. Söz bölümü de arkadaşlar başlı başına güzel bir yer gerçekten. Veya söz bölümünde de detaylı süslemeleri ikinci videoya sakladım arkadaşlar. En basit haliyle nasıl çalabilirim? Evet arkadaşlar, hareketi gördünüz. Do diyorum ve ondan sonra söz bölümüne giriş yapıyorum. Burada bir hareketimiz var, onu unutmayın. Yapmak zorunda değilsiniz, la'da kalabilirsiniz. Direkt söz bölümüne geçebilirsiniz ama eserde yapılan hareket diyoruz ve söz bölümüne giriş yapıyoruz. La la do re sol fa mi fa diyoruz arkadaşlar. Burada ne yaptım? En basit hali re sol fa mi fa diyorum. Bir kez daha re sol fa mi fa. Burada yapılabilecek tüm süslemeleri yine ikinci videoda izleyeceğiz. Paylaşınca izlemeyi unutmayın. Şu sol üstte de kartta bırakacağım. Önce eseri nasıl çalabileceğimize bakalım. Evet. Re sol fa mi fa diyoruz arkadaşlar. Bakın. Re sol fa mi fa. Evet, ne yaptım arkadaşlar? Re, sol, fa, mi, fa dedikten sonra yani fa, sol, mi, re, mi en basit hali. İkisini birleştirelim. Re, sol, fa, mi, fa. Fa, sol, mi, re, mi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir süsleme yapabilirsiniz. Re sol fa mi fa dedikten sonra bakın fa sol mi re sol mi. İlk etapta bunu yapamıyorsanız en basit haliyle yani fa sol mi re mi devamında şu şekilde evet yani mi sol fa mi fa fa sol mi re mi diyoruz arkadaşlar. Birleştirelim bu kısmı. Re sol fa mi fa fa sol mi re mi mi sol fa mi fa fa sol mi re mi deyip devamına bakıyoruz. Evet. Yani kaç tane mi kullandım? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 tane mi. 4 tane mi. Mi, 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 mi. Dedik. Mi, sol, fa, mi, fa.
diyoruz arkadaşlar. Karışmasın. Baştan alalım. Yani re sol fa mi fa, fa sol mi re mi, mi sol fa mi fa, fa sol mi re mi, mi 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 mi. Ondan sonra mi sol fa mi fa, fa sol mi re mi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 defa mi diyorum. Mi 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 mi. Ondan sonra az önceki kısımda aynı. Mi sol fa mi fa, fa sol mi re mi. Evet, gelelim avantajlı olduğumuz kısma. Eserin bundan sonraki devamı arkadaşlar, yani lele ane diye devam eden kısım bizim ilk başta çaldığımız bölümle aynı. Bakın lele ane kısmına dikkat edin. Dikkat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar devamı aynen şu şekilde. Burayı bitirdiniz ya. Mi sol fa mi fa, fa sol mi re mi. Daha sonra do 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 do. Şu hareketi yapanlar da var. Mi do 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 do. Yapanlar da var arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Mi do 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 mi re do re. Burada estetik bir hareketimiz var. O da arkadaşlar do'ya başlarken hafif kısarak başlıyorsunuz. Yavaş yavaş volümünü arttırıyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar, eserin bundan sonraki kısmı ilk çaldığımız bölümle aynı olduğu için çok fazla detaya girmiyorum. Zaten bildiğiniz yer diye düşünüyorum. Detaylı bir şekilde solfejini yaptık. Lele ane'den itibarenki kısım do 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 mi re do re, re mi do si do si, si re do si do, do re si la la, la do si la si, si do la la, la la sol la si do 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 mi re do re, re mi do si do si, si re do si do, do re si la la, la do si la si, si do la la, la la do. Deyip diğer kalan söz bölümüyle devam ediyor eser. Şimdi eserle beraber baş...
Eser bu şekilde. Umarım faydalı bir solfej çalışması olmuştur. Bu arada bağlamayı aldığım mağazanın linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Çeşitli ürünler var orada. Benim referansımla iletişime geçtiğinizde indirim hakkı kazanacaksınız. Dediğim gibi detaylı süslemelerini ikinci videoya sakladım. Bu eseri tek videoya sıkıştırıp bitirmek istemiyorum açıkçası. Kısa zamanda paylaşmayı düşünüyorum. Önce bu eseri net bir şekilde çalalım. Daha sonra süslemeler hakkında da detaylı bilgi sahibi oluruz. Yorum bölümünde dönütlerinizi muhakkak bekliyorum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere, hoşça kalın.